Adam satın aldığı arazide dolaşırken terk edilmiş bir altın madeni buldu. İçeri girip ne olduğunu öğrenmeye karar verdi. Fakat pişman olacağı büyük bir hata yaptığının farkında değildi. Her saniyesini soluksuz izleyeceğiniz harika bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Christopher Venlis, Nevada'da 16,5 hektarlık orman arazisi içinde bir ev satın aldı. Çok büyük hayalleri vardı. Kendine burada dış dünyadan bağımsız bir yaşam alanı inşa edecek, adeta kendi krallığını kuracaktı. Devasa ağaçlardan, yoğun çalılıklardan oluşan arazide birkaç kez yürüyüşe çıkmıştı. Fakat sonbahar geldiğinde yaptığı bir yürüyüş sırasında yaprakları dökülen ağaç ve çalıların arasında daha önce fark etmediği tuhaf bir şey görerek şaşkına döndü. İlk bakışta ağaç gövdesinde bir oyuk olduğunu sandı. Ancak yaklaştığında bunun bir tünelin girişi olduğunu anladı. Tüyleri diken diken olmuş, kalbi hızla çarpıyordu. Araziyi satın alırken kimse bundan bahsetmemişti. Bir yandan korkuyor, diğer yandan da tünelden içeri girme fikri onu heyecanlandırıyordu. Doğruca eve koşup el fenerini kaptığı gibi tünelin girişine geri geldi. Buranın bir maden olduğunu anlaması uzun sürmedi. Peki içeride ne vardı? İşte bunu merak ettiğine çok pişman olacaktı. Girer girmez duvarda bir takım parıltılar olduğunu fark etti. İçerisi aşırı rutubetliydi. Duvarlar nemden parçalanmak üzere gibi görünüyordu. Adam dikkatle ilerliyor, ilerledikçe madenin daha da derin olduğunu görüyordu. Derinlere gittikçe duvardaki parıltılar da Christopher'ın duyduğu korku gibi artıyordu. Burası bir altın madeniydi. Zeminde su birikintisi vardı. Duvarlardan sızan damlalar düştükçe çıkan sesler arasında adam gergin bir şekilde yoluna devam ediyordu. Derken derinlerden gelen bir sesin yankılanmasıyla irkildi. Orada bir şey ya da biri vardı. Bunun ne olduğunu öğrenmeliydi. Karanlıkta ilerledikçe sesler daha da artıyor ve içeride bir makine çalışıyormuş hissi veriyordu. Tamamen korunmasızdı. Elinde silah olabilecek tek şey tuttuğu el feneriydi. Zemindeki suyun oluşturduğu çamur içinde adam bata çıka yürüyordu. Tavandan asılı zincirlerin olduğu bir bölüme geldi. Hava birdenbire soğumuştu. Ortamda tuhaf bir enerji vardı. Adeta bir güç onun devam etmesini engellemeye çalışıyordu. Girişten 40-50 metre kadar içerideydi. Tüyleri ürpermiş ve iyice tedirgin olmuştu. O sırada tavandan asılan zincirler sallanmaya başlayınca Christopher tüm cesaretini kaybederek madenden dışarı çıkmak üzere koşmaya başladı. Ciğerleri patlarcasına nefes nefese evine kadar hiç durmadan koştu. Hemen ona bu evi ve araziyi satan emlakçıyı aradı. Emlakçı bunun çok şaşırtıcı bir durum olmadığını, bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma birçok terk edilmiş maden olduğunu ama yine de bakması için birini göndereceğini söyledi. Fakat gizlediği bir şeyler vardı. Christopher rahatlamıştı. Ancak kafasında soru işaretleri oluşmuştu. İçinde halen daha altın olan bir maden, sahibini zengin edebilecekken neden terk edilmişti? Bu araziyi ona neden bu fiyata satmışlardı? Bunları düşünürken mutfak lambası titreşmeye, ışık gidip gelmeye başladı ve elektrik tamamen kesildi. Nabzı hala düşmemişken üstüne gelen bu olay onu daha da korkutmuştu. O sırada çalan kapı zili onu yerinden sıçrattı. Gelen, emlakçının çalışanı Martin'di. Olayı ona da anlattıktan sonra birlikte tekrar madene girdiler. Bu defa bir önceki sefer Chris'in gittiği yerden derine yaklaşık 150 metre ileri gitmişlerdi. En sonunda kapalı bir kapının önüne vardılar. Kapıyı çaldılar fakat bir ses gelmedi. Büyük bir tereddüt içinde kapıyı açtıklarında karşılarında eskimiş mobilyalarla dolu bir oda buldular. Yatak, dolap, koltuk. Burada belli ki birisi yaşamıştı. Ama kim? Ve neden burayı böyle terk edip gitmişlerdi? O sırada duvarlardan birinde belli belirsiz çizikler gördüler. Yakından bakıldığında bunların tırnaklarla kazınmış olduğunu fark ettiler. Diğer tarafta da benzer izler vardı. Bu bir mesajdı. Sonsuza kadar anlamına gelen forever kelimesi yazılıydı duvarda. İkisi de gerilmiş ve açık şekilde içinde bulundukları durumdan rahatsız olmuşlardı. Maden lanetlenmiş gibiydi. Christopher buraya ilk geldiğinde içine düştüğü panik ve endişe hali geri gelmişti. Artık burada daha fazla kalamazdı. Dışarı çıkıp evine girdiğinde kalbi hala deli gibi çarpıyordu.
Olayın üzerinden günler geçmesine rağmen adam bir türlü kendine gelememişti. En ufak sesle irkiliyor, tuhaf sesler duyuyor ve garip silüetler görüyordu. Madenin gizemini anlamak bir yana, sahip olduğu huzuru ve aklını kaybetmek üzereydi. Bununla yaşayamayacağını düşünen Christopher, annesinin evine yerleşerek araziyi satışa çıkardı. Adam buraya dair hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyordu. Tüm işlerle annesi ilgilendi ve en sonunda araziden kurtulmayı başardı. Büyük beklentilerle aldığı ev ve arazi ona umduğu mutluluğu getirmemiş, aksine bulduğu bu altın madenine girerek büyük bir hata yapmıştı. Belki tamamen Christopher'ın hayal gücüydü. Belki de burası gerçekten lanetliydi ve bu yüzden terk edilmişti. Kim bilir? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin başınıza böyle bir şey gelse ne yapardınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.